Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere farklı türde birkaç tane ürünü tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle geçen gün tanıtmış olduğum Veta'dan satın almış olduğumuz Gandalf'a ait Pippo'nun ve Noble Collection'ın satmış olduğu Pippo'nun farkını göstermeye çalışacağım sizlere. Öncelikle evet, Noble Collection ürünü zaten basit bir kutuda geliyor. Öyle bir standı falan yok. Bu da evet kullanılabilir aslında, yani gerçek anlamda da pipo içenler için kullanılabilecek çok basit bir ürün. Hafifliğinden de zaten belli, yani bir ahşap şekilde yapılmış. Fakat gerçekten Gandalf'ın diğer ürününe göre çok daha kısa ve çok daha basit kalıyor aslında. Yani hani inanılmaz derecede büyük bir fark var aralarında. Şurada görmüş olduğunuz en son gelen piponun büyüklüğü ve şekil olarak hakikaten çok daha hoş durması, gördüğünüz şekilde. Ve şekil olarak da tabi birbirlerine fazla benzemiyorlar. Yani piponun ucu özellikle çok daha farklı türde bunların. Daha farklı markaların işte üretmiş oldukları lisans ürünler ikisi de sonuç olarak. Evet, şurada mıknatıslı olması da bu ürünün gerçekten kalitesini ekstra arttırıyor. Sizlere bu pipolar haricinde bir de DVD'ler ile birlikte gelen figürleri tanıtmak istiyorum. Öncelikle Gollum'a ait bir figür var. Ya gerçekten birebir özellikleriyle birlikte yapılmış. Fark ettiğiniz gibi çok ince bir işçilik var. Yani ağırlığından ve kalitesinden belli oluyor. Yani DVD ile geliyor fakat tam bir koleksiyonluk ürün aslında. Yani üzerindeki tüm detayları çok güzel göstermişler. Evet, burada gene üreticinin imzası var. Gördüğünüz gibi DVD ile birlikte geldiğini gösteren, evet, burada yazısı da mevcut. Tabii daha da güzel olanları, ki bence en güzelleri bunlar. Şu ikili seti. Evet, bu Argonat heykellerinin olduğu, kralların heykelleri. Gerçekten çok güzel bir ürün. Harika bir set. Bir o kadar da narinler. Özellikle şu bölgelerine falan dikkat edilmesi gerekiyor. Burada da gördüğünüz gibi bunun da DVD'lerle birlikte geldiğini gösteren yazısı da mevcut. Gördüğünüz gibi. Orijinal lisanslı ürünler. Çok kaliteliler. Ağırlıkları da gerçekten iyi. Kitaplık olarak kullanılabilecek ürünler bunlar aynı zamanda. Çok iyi bir şekilde durabilecek. Gördüğünüz gibi aralarına kitaplarınızı koyarak sergileyebileceğiniz harika ürünler. Tabi bunlarla birlikte gelirken, dediğim gibi, yani DVD'lerle birlikte geliyor. Onların işlerinden çıkan birçok değişik filme ait özel ürünler var. Daha bunları hiç açmadım bile. Evet. Gene gördüğünüz şekilde National Geographic'e özgü Yüzüklerin Efendisi ile ilgili gene özel bir belgesel var. Gollum'la birlikte gelen ürün bu arkadaşlar. Çok iyi. Yani bu DVD setini bu şekilde veriyorlar. İçerisinde gördüğünüz gibi Gollum'a ait kitapçığıyla birlikte geliyor. Ki bu kitapçıkta birçok Gollum'un ve filmden resimlerinin olduğu harika bir ürün. Diğer şeylerle ilgili de gelen yine çok detaylı DVD şeyleri var. Argonat heykelleriyle birlikte gelen, gördüğünüz şekilde burada da gene birçok DVD. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da Extended Edition'ları olan. Yani içerisinde birçok hem DVD'leri var hem de harika bir kapak işleme mevcut bu ürünlerde de. Birden fazla tabii, evet. Bu DVD'leri genelde izlemek için tabii almadık. Sadece bu figürleri dediğim gibi alabilmek için bunları sipariş ettim. Türkiye'de bazen satılabiliyor tabii bu ürünlerde. Gördüğünüz şekilde burada da yine çok detaylı bir şekilde yapılmış DVD'leri. Şu anda 3D yazıcılarla bu figürlerin birçoğunu yapabiliyorlar. Uygun fiyatta da satıyorlar özellikle. Bu heykelleri internette bulabilirsiniz.
Tabii yurt dışından ben genelde bunları da yine sipariş verdim. Neyse kırılmadan gelmesi de ayrı bir olay. Son olarak size şunu da göstermek istiyorum. Bu da meşhur Hobbit filmindeki kontrat. Bu da çok tatlı bir ürün. Orijinal yani büyüklüğü gerçekten uzun yani filmdeki gibi açıldıkça açılan bir ürün. Bunu da size sadece birazcık şöyle göstermeye çalışacağım. Yani büyüklüğü uzadıkça, açıldıkça, açıldıkça gördüğünüz gibi en sonda hatta Bilbo'nun imzasına kadar aynı şekilde filmdeki birebir aynı ürün. Kalın bir karton kağıttan gene yapılmış. Çok basit bir şey değil. Hemen kolay yırtılabilecek bir ürün de değil bu. Yani size hatta şu imzayı da göstermek istiyorum. İmzası da benim içinde mevcut olan. Bakın şöyle göstereyim. En sonda Thorin Balin ve en sonda Bilbo Baggins'in isminin yazdığı. Çok güzel yapmışlar yani gerçekten. Bu ürün de koleksiyonluk bir ürün. Yani Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerini sevenlerin elinde bulundurabileceği harika bir ürün diye düşünüyorum. Kanalımızı izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yakında asıl kılıç videolarına geçeceğim. Elimde bulunan kılıçları sizlere detaylı tanıtmaya çalışacağım. Umarım beğeniyorsunuzdur. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdaki o şeye tıklayın, abone olmayı unutmayın.